Yeğeninizi torpille işe almaya kalkıyorsunuz. Üstelik utanmadan beni buna alet ediyorsunuz. Her türlü rezalet beklenir bunlardan beyim. Sırasına çevirdi devlet dairesi. Bana bak, ağzını topla. Toplamazsan ne yaparsın? Kereste müdürü. Şahitsiniz Sinan Bey. Bana hakaret etti. Siz daha ağırını da hak ediyorsunuz Halit Bey. Aklınızı başınıza toplayın. Siz aklınızı başınıza toplayın. Şu anda ikiniz de emre itaatsizlik ediyorsunuz. İçeri giremezsiniz Salim Bey. Verin bana onları. Veremem Neriman Hanım. Genel müdür vekilimizin kendisine vermek zorundayım. Ben öyle istedim Neriman Hanım. Çıkabilirsiniz. Tamam mı Salim? Fotokopiler hazır mı? Hazırladım efendim. Güzelce harmanlayıp zımbaladım hepsini. Koyma sen üstüne. Sen iyicene pustayı şaşırdın beyefendi. Kağıt zımbalama görevi mi verdin Salim Bey kardeşimize? Verdim efendim. Veremez miyim? Bu arkadaş sizin ne odacınız ne sekreteriniz beyefendi. O koskoca bir müdür. Ne var be? Ne var? Ne? Ha? Olur, olur. Tamam Neriman Hanım, bir dakika veriyorum. Telefon size Sinan Bey. Arkadaşınız arıyor. Arkadaşım mı? Evet, arkadaşınız. Serap adı. Buyurun ben Sinan Polat. Buyurun hanımefendi. Aşk olsun, şimdi de hanımefendi mi olduk? Zaten dün de aramadın. Kırılıyorum ama. Anladım, rahat konuşamıyorsun. Özür dilerim. Özür dilerim. Toplantıda olduğunu bilemezdim ama değil mi? Neden kendine bir cep telefonu almıyorsun sanki? Araya hep santraller, sekreterler falan giriyor böyle. Seni ne kadar özledim biliyor musun? Son buluşmamızı bir türlü unutamıyorum. Sesin hala kulaklarımda. Hele gözlerindeki o sımsıcak sevecen bakış. Bak ne diyeceğim. Babamlar Silifke'ye gitti. Buraya gelmek ister misin? Nereye olacak canım? Bizim eve. Sana adresi vereyim. Bırak toplantıyı falan, çık gel hadi. Sana kıymalı makarna yaparım. Gelirken şarap da getirirsin ha. Ne diyorsun? En iyisi ben sizi biraz sonra arayayım. Yo yo, 5 dakika içinde ararım. Söz. Beyler. Ayıp Neriman Hanım, ayıp. Utanmıyor musunuz benim telefonlarımı dinlemeye? Ne halt edeceğim şimdi? Kıymalı makarnaymış. Ay nasıl saçmaladım değil mi? Ne saçmalaması güzelim?
Harikaydın. Son derece doğal konuştun. Hayran kaldım sana. Tamamen kendin gibiydin. İçten, çocuksu, sevimli ve baştan çıkarıcı. Arasam bir türlü, aramasam büyük olasılıkla sonradan kafamı duvarlara vuracağım. Of, of, nedir bu başıma gelenler? Her şeyi yüzüme gözüme bulaştırdım. Dünya da aramaz artık. Arar. Arayacak, görürsün. Aramayacak. Bahse girelim mi? Gördün mü güzelim? Ah. Ne dedim ben sana? Hayret, sahiden de aradı. Efendim? Niye kapadı şimdi bu? Tam ararken bir engel çıkmıştır herhalde. Özür dilerim Sinan Bey. Gerçekten yanlış anladınız. Ben sizin telefonunuzu dinlemiyordum. Tamam Neriman Hanım, önemli değil. İnanın bana, ben asla böyle şeyler yapmam Sinan Bey. Tamam Neriman Hanım, tamam. Size inanıyorum. Sağ olun efendim, şimdi rahatladım. Gel. Affedersiniz genel müdürüm, rahatsız etmiyorum ya. Ne var Kerim efendim? Boştan alacaktım genel müdürüm. İyi tamam abi. Bir şey mi oldu genel müdürüm? Yok. Yok bir şey. Bir şey mi olması lazım? Yok. Şey, sizi biraz sıkıntılı gördüm de. Sana öyle gelmiş. Sıkıntılı falan değil. Madem öyle, benim ne üstüme vazife değil mi? Şey, affedersiniz, sormayı unuttum genel müdürüm. Çay, gazoz, oralet, tarçın, ıramur bir şey ister misiniz? Hiçbir şey istemiyorum Kerim efendi. Hadi çık sallanma. Baş üstüne genel müdürüm. Ay niye böyle çalıp çalıp susuyor bu? Seninki cesaretini toplamaya çalışıyordur herhalde. Lise öğrencileri gibi. Ay bu adam öldürecek beni. Acemi aşık, ne yapacaksın? Belki odasına birileri girip çıkıyordur. Ya korkup vazgeçerse? Vazgeçemez. Oltaya takıldı bir kere. Acaba yine ben mi arasam? Bekle dedim. Arayacak. Şeytansın sen. Yine haklı çıktın. Sakin ol, sakın heyecanlan. Efendim? Benim Serap Hanım. Yani Serap. Geciktim aramakta, kusura bakma. Ben düşündüm de evinize gelmem pek yakışık almayacak. İsterseniz, yani istersen öğlen yemeğini dışarıda yiyelim. Sen benim misafirim ol. Tamam, bana göre hava hoş. Nereye gidelim? Boğaz'da çok iyi bir balık lokantası biliyorum. Bilmem ki. Ama pahalı bir yer olmasın, biliyorsun ben. Özür dilerim, bir dakika. Girin. Rahatsız etmiyoruz ya Sinan abi. Bir görüşelim dedik beyefendi. Ne yapacağız bu Haluk denen baş belasıyla? Konuşuyorsanız biz daha sonra gelebiliriz isterseniz abi. Yok yok, buyurun. Bitti sayılır. Buyurun Hasan Bey. Sağ ol. Alo Cavit Bey. Benim beyefendi. Nerede kalmışsın efendim? Cavit Bey diyor bana beyefendi diyor. Şşş, cıvıtma. Alo. Sinan Bey, ben Cavit. Ay çok özür dilerim, kendimi tutamadım. Yanında yine birileri var değil mi? Tamam bak dinle beni. Şeydeki meraklı köfteciyi biliyor musun? Heh. Fiyatları çok ucuz, memur bütçesine uygun. pizzacısı da olabilir. Yok, pizzacısı değil. Hani İtalya'da bir kule var ya eğik, pizza kulesi. Hah, onun gibi. Bir saat sonra desek? Çok bekletme beni ne olur, burnumda tütüyorsun. Ben de size saygılar sunuyorum beyefendi. Görüşmek üzere. Ay ne ada. Hayatımda onun gibisine rastlamadım. Hakikaten prensip sahibi.
bir kez daha takdir ettim. Ya ne demezsin. Çapkınlık yaparken bile tasarruf önlemleri uyguluyor. Dalga geçme kızım, ben ciddiyim. Bu adama yüz binlerce dolarlık rüşvet teklif ettim. Yarım trilyonluk villayı neredeyse bedava bıraktım. Gözünü kırpmadan reddetti her şeyi. Bir öğle yemeği hesabını bile ödemekte bu kadar zorlanan bir adamın böyle bir şey yapması ne demek? Bir düşünsene. İnanılır gibi değil doğrusu. Ama ne biçim birini sardın başıma Allah aşkına? Tuhaf biri. Haklısın ama öyle olmasa kendi işimi kendim hallederdim. Sana da gerek kalmazdı değil mi? O da doğru. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Bu devlet hala ayakta duruyorsa Sinan Polat gibi kahramanlar sayesinde ayakta duruyor. Hadi bakalım. Sen geç kalma randevuna. Ortada kararname yok. Kararnameyi bırakın, yazılı emir bile yok. Adam genel müdür kesildi başımıza. Öyle haklısınız. O bakanımızı aradıysa siz de başbakan yardımcımızı arayın Sinan abi. Anlatın burada olup biteni. Hem sizi dinlemeyecekse kimi dinleyecek, öyle değil mi? Doğru, aramak lazım. Yapın bir şeyler Sinan Beyciğim. Yoksa bu Halit denen kereste müdürü elimde kalacak. Alo. Hay Allah, kafada kalmadı. Girin. Keşke para konusunu hiç açmasaydım. Ayıp oldu kıza. Pintinin biri olduğumu sanacak. Of, iyice karıştı kafam. Neresi için sözleşik biz Serap'la? Köfteciden mi buluşacağız yoksa pizzacıdan mı? Bir şey mi dediniz genel müdürüm? Ha? Bir şey mi dedim? Hayır, ben size sordum. Bana bir şey mi dediniz? Yok, bir şey demedim. Sağ ol Kerim Efendi, sağ ol. Afiyet olsun efendim. Afiyet olsun genel müdürüm. Bu da bana genel müdür demekten bıkmadı. Doğru söylüyor beyefendi. Bizim de içimizden geçen o. Evet abi, sonuna kadar arkanızdayız. Ankara'dakiler de bu kadar yavaş hareket etmese keşke. Alo Cavit Bey. Ne Cavit Bey abi? Önemli bir telefon bekliyordum galiba. Şey Sayın Başbakan Yardımcım, yani Güner'cim. Bir arkadaşla konuşuyordum da kusura bakma. Aşk olsun abi, senin kusuruna bakar mıyım hiç? Keyifler nasıl? Nasıl olsun? Bin tane tuhaflıkla uğraşıyoruz burada. Yok yok, ben seni soruyorum. Orada olup biteni az çok biliyorum. Birileri azmış anlaşılan. Merak etme. Çok yakında hepsini hizaya getireceğiz. Orada olup bitenleri biliyorum diyor. Hepsini hizaya getireceğiz diyor. İyi de nasıl Güner'cim? Her kafadan bir ses çıkıyor. Merak etme abi. Yarın İstanbul'a geliyorum. Bunu haber vermek için aradım seni zaten. Ha, yarın mı? Buraya uğrayacak mı? Uğrayacağım tabii. Kaptan Malezya'dan dönünce de bu işin adını koyacağız artık. Yüreğini ferah tut. Sen öyle diyorsan. Öyle diyorum abi. Sen bana güven. Hadi yengeme çok selam. Yarın görüşmek üzere. Öpüyorum. Ben de öpüyorum Güner'cim. Yarın görüşürüz. Sağ ol. Hayırdır beyim? Hayırlı gibi görünüyor Hasan Bey. Başbakan yardımcımız boşuna gelmez buraya. Öyle öyle. İyi olacak, hastanın doktor ayağına gelirmiş. Abi gerekirse bizi de görüştürün. Yani bildiklerimizi anlatırız. Tabii tabii. Hep birlikte anlatırız ne gerekirse. Sizi meşgul etmiyoruz değil mi efendim? Eğer bir işiniz varsa... Yok, iş değil de... öğlen tatilinde dışarı çıkacaktım. Uzaktan gelen bir arkadaşımla öğlen yemeği yiyeceğiz de. Ha şu Cavit Bey değil mi abi? Biz geldiğimiz sırada telefonla konuşuyordunuz. Ha, evet evet, Cavit Bey, o işte. Biz sizi daha fazla meşgul etmeyelim beyefendi. Kusura bakmayın, daha önceden söz vermiş bulundum. Aman efendim, ne kusur, rica ederim. Estağfurullah abi, zaten biz de yemek yiyecektik. Afiyet olsun. Size de abi. Sağ olun efendim, size de. Ayıptır sorması nereye efendim böyle bu saatte? Hiç, bir arkadaşla buluşup yemek yiyeceğiz. Oh yiyin yiyin, afiyet olsun. Nerede yiyorsunuz? Öyle ağam şu an bir yer değil. Zaten şimdi her yer para tuzağı oldu efendim. Size bir iki lokanta tavsiye edebilirim. Ne de olsa İstanbul'da yenisiniz. O kadar da değil. Benim bütün çocukluğum, gençliğim burada geçti. O zamandan bu zamana çok şey değişti efendim. Acayip oldu bu şehir, acayip. Bir dahaki sefere sizi bir yere götüreyim. Çok güzel, çok ucuz. Bir kuru fasulye yapıyor, kaymak gibi. Tamam, bakarız bir daha sefere. Arkadaşınız kim efendim? Nasıl biri? Sana ne? Laf olsun diye sormadım efendim. Sizin gibi memur mu onu merak ettim. Zengin mengin biriyse kuru fasulyeye burun kıvırır bakarsınız. Sen gözünü yoldan ayırma. Emredersiniz efendim. Gideceğimiz restoranın ismi neydi efendim? Biz gitmiyoruz Muharrem, ben gidiyorum.
Şurada bir yerde bırak beni. Restoranın kapısına kadar götürürüm hemen. Götüremez. Niye efendim? Ama çok soru sordun ya. Neden olacak? Oralara araba girmez de ondan. Öyle söyleseniz efendim. Sizi kaçta alayım, nereden alayım? Alma, ben kendim dönerim. Dönemezsin. Ne bekliyorsun kardeşim? Yürüsene, trafiği tıkıyorsun. Hadi. Güzel tesadüf Sinan Bey. Aa, siz miydiniz Gündüz Bey? Kusura bakmayın, görmedim sizi. Olsun Sinan Bey, insanlık hali. Hayrola beyefendi, değişti de bu taraflarda. Benim mi? Hiç. Yani iş değil. Dolaşmaya çıktım böyle yalnız başıma. İyi yapmışsınız beyefendi. Hava da çok güzel zaten. Öyle öyle. Şeker gibi. Biz de biraz parta dolaştık. Şimdi oturup bir yerde iki lokma bir şey yiyelim diyorduk. Oh oh, afiyet olsun. Ben size engel olmayayım. İzninizle. Ne demek engel olmak beyefendiciğim? Yürün birlikte yiyelim. Birlikte mi? Ama ben... Hemen köşeyi dönünce güzel bir lokanta var. Nefis talaş kebabı yapıyorlar. Yanında da mis gibi köpüklü bir ayran. Ne dersiniz? Ben ayran içince öğleden sonraları uyuyorum. Ayrıca... Siz de ayran içmezsiniz. Olur biter beyefendiciğim. Ayrıca ben bugünlerde perizdeyim. Kestim öğlen yemeklerini. Aa, orası başka. Siz bilirsiniz. Evet, izninizle. İşiniz var galiba, acele. Yok, aceleden değil de yürüyüşümü kesmemem lazım. Hızlı yürüyünce daha çok kilo veriyor insan, biliyorsunuz. Tabii tabii efendim. Siz yürümeye devam edin. İyi yürüyüşler. Size de efendim. Yani afiyet olsun. Sağ olun efendim. Sağ olun. Özür dilerim, geç kalmadım değil mi? Yo, benden sonra geldim. İstersen içeri geçelim. Niye? Tamam, nasıl istersen. Nasılsın görüşmeyeli? İyiyim. Sen nasılsın? Nasılsın dedim. Ne güzelsin. Çok tatlısın. Bana ilk defa güzel bir şey söyledin. Öyle mi? Yanlış anlama. Yani o manada söylemedim. Hangi manada söylemedin? Yani ben... Ha işte garson geldi. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş bulduk. Siparişlerimizi hemen verelim mi Serap Hanım? Tamam Sinan Bey. Ben bir karışık pizza alayım. Hay hay hanımefendi. Ama önce bir Sezar salatası lütfen. Tamam. Ben de aynısını istiyorum. Yani bir karışık pizza. Ama şey salatası istemiyorum. İki karışık pizza, bir Sezar salatası istiyorum. Evet. Tamam. İçecek olarak ne arzu edersiniz efendim? Şarap içelim mi? Siz isterseniz için Serap Hanım. Benim daireye dönmem lazım. Yani bizim şirkette öğleden sonra önemli bir işim var da. Yapmayın Sinan Bey. İki kadeh şaraptan ne olur? İçelim oldu olacak. Beyaz şarap değil mi efendim? Beyaz şarap. Hayret pek yadırgamadı. Aa, neyi yadırgayacaktı? Belki de bizi baba kız sanmıştır. Belki de. Zaten babam da bana hep Serap Hanım der.
Kafa işte. Sahi niye öyle yabancı gibi konuştuk garsonun yanında? Yanlış bir şey mi yapıyoruz? Yok, ondan değil de. Yani yanlış bir şey olduğunu düşünüyorsan bir daha aramam seni, olur biter. Hayır hayır, öyle bir şey demedim. Zaten arama desen de kolay kolay kurtulamazsın benden. Daha önce buraya geldin mi hiç? Hı hı, birkaç kere. Kiminle geldi acaba? Erkek arkadaşıyla mı? İşe bak. Ne oluyor sana Sinan Polat? Daha şimdiden kıskanmaya mı başlıyorsun? İlk defasında rahmetli babamla birlikte gelmiştik. Efendim? Babam diyorum. İlk o getirmişti beni buraya. Onu anladım da ben babanın hayatta olduğunu sanıyordum. Sana çok baskıcı davrandığını falan söylüyordun. Ha o. Aa, o benim üvey babam. Öyle mi? Öyle. Annemin ikinci kocası. Sana söylediğimi sanıyordum. Hayır, söylememiştim. Öz babam hiç baskıcı değildi. Senin gibi tatlıydı o. Allah rahmet eylesin. Kendinden utan Sinan Polat. Kız seni ölen babasının yerine koymaya çalışıyor. Sen de ne hayaller kuruyorsun. Ayıp, ayıp. Ne düşünüyorsun? Hiç. Söylesene Silifke'de ne var? Silifke'de mi? Bilmem, niye sordun? Yoğurt mu var? Yoğurt mu? Hayır, hayır. Sizinkiler Silifke'ye gitmiş. Öyle demedin mi? Silifke'ye mi? Öyle mi dedim? Silifke dedin, eminim. Dilim suçtu herhalde. Aslında Silivri'ye gittiler. Silivri'ye? Hı hı. Hadi hayırlısı. Peş peşe iki dil sürçmesi. Yoksa benden bir şeyler mi gizliyor bu küçük hanım? Dur bakalım, şimdi anlarız. Pizzalarınız birkaç dakika içerisinde gelecek efendim. Ben başlıyorum, kusura bakma. Keyfine bak. Sahi ne var bu Silivri'de? Silivri'de mi? Babaannem var. Halalarım var. Bir de amcam var. Rahmetli babamın mezarı da orada. Gitmişken onu da ziyaret edecekler. Yani annem ziyaret edecek. Üvey babamın gideceğini sanmam. Seni de üzdüm değil mi? Hadi sağlığına. Sağlığına. Yazıklar olsun sana Sinan Polat. Böylesine tertemiz, pırıl pırıl bir kızdan şüphelenmeye utanmıyor musun? Ne mecburiyeti var sana yalan söylemeye? Bence ara babamı anne, konuş. Yumuşatmaya çalış. Deli misin kızım? Dünyada arayamam. Şu rendeyi versene bana oradan. Bizi küsmek de yerden göğe kadar haklı. Niye gittik sanki o villayı görmeye? Aa, kendimiz için gitmedik herhalde. Babam için gittik. Babam için mi? Tabii baban için. Emekliliğin tadını o şahane triplekse geçirse fena mı olurdu? Ha? Biz onun iyiliğini düşünelim. O bize küssün, ağzına geleni söylesin. Haksızlık bu. Güldürme annemi. Arkasından iş çevir. Onun adına rüşvet almaya kalktık. Üstelik nefret ettiği bir adamda. İnsan Süreyya İşmen gibi birinden nasıl nefret edebilir anlamıyorum. Senin bu baban anormal kızım, anormal. Haklısın. Normal olsaydı seni çoktan boşamıştı, bizi de evlatlıktan reddetmişti. Hadi anne, ara babamı. Lütfen hepimiz adına konuş, özür dile. Arayamam kızım, kusura bakma. Şimdi telefon etmeye kalksam ya suratıma kapatır telefonu ya herkesin içinde azarlar. Benim asıl sorunum, nasıl söylesem, sanki boşlukta gibiyim. Yalnız, amaçsız. Herkes zaman zaman böyle duygulara kapılabilir. Beni avutmaya çalışma. Sen benim gibi değilsin mesela. Hayatta ne istediğini biliyorsun. Zaten bu yüzden kendimi senin yanında mutlu, güvenli hissediyorum. Sen kendinle barışıksın. Ben değilim. Dur bakalım. Daha yaşın ne, başın ne? Sen daha benim kızımdan bile
Neyse. Görmüş aldanma. Hepimizin ne sıkıntıları var. Haline şükret. Ben her gün ne adamlarla uğraşıyorum. Ama sen güçlüsün. Hepsiyle başa çıkarsın. Kimse sana diş geçiremez, yalan mı? E kolay lokma sayılmam. İnsan 25 sene aynı meslekte çalışınca bir şeyler öğreniyor tabii. Bizi de harcamaya kalkanlar oldu ama hepsinin hevesi kursağında kaldı. Çabalarımın sonucunu yakında alıyorum galiba. Senden sonra başbakan yardımcısı aradı beni. Başbakan yardımcısı mı? Seni mi aradı? Evet. Bir terslik olmazsa lüzumlu muamelat genel müdürü olacağım yakında. Sahi mi? Çok sevindim. Şimdiden tebrik ederim seni. Sağ ol. Genel müdür olmak önemli bir şey mi? Sen onu genel müdür olmak isteyenlere sor. Bazıları her şeyi yapabilir bu umurda. Atölyeyi arayın Neriman Hanım. Bir camcı gelsin. Arkadaki kırık camları da onarsın. Peki Halit Bey. Marangoz da lazım genel müdürüm. Marangoz da gelsin. Kapıları pencereleri elden geçirsin. Kırık kilit dingildiyen menteşe görmek istemiyorum. Aldım notlarımı Halit Bey. Biraz da yukarı çıkalım efendim. Emredersiniz genel müdürüm. Hadi hadi kıpırdayın biraz. Her yer bal dök yalı olacak. Yarın başbakan yardımcımız geliyor. Genel müdürümüzü mahcup ederseniz hepinizin canını okurum. Hadi çabuk. Cevdet Bey. Sayın genel müdürüm. Kim o? Benim efendim Nilüfer. Başka kimse yok burada. Parola istiyordu. Neydi bugünkü parola? Genel müdürün yeşil kürkü yeni çıktı bu türkü. Ha tamam oldu. Ne olur Nilüfer bulabildin mi başbakanımızı? Başbakanımız Malezya'daymış efendim ama benim size başka bir haberim var. Yarın başbakan yardımcımız buraya geliyorlar. İsterseniz odadan bir çıkın da orayı bir temizletelim. Sizi bu halde görmesin. İnanma kızım bütün bunların hepsi yalan. Ne işi varmış başbakan yardımcısının burada? Sen başbakanımızı bulmaya bak. Söyledim ya efendim başbakanımız Malezya'da diye. Malatya'da mı? Niye gitmiş Malatya'ya? Malatya değil efendim. Malezya. M-A-L-E-Z-Y-A. Malezya. Malatya'nın nasıl yazıldığını bana öğretme kızım. Ben Malatya'da ne yapıyormuş diye soruyorum. Uyanın beyefendi uyanın. Kim uyuyor? Siz uyuyorsunuz beyefendi. Açın gözünüzü. Haksızlık etmeyin muhterem. Ben görev başında asla uyumam. İnkar etmeyin Ali Rıza Bey. Herkes gördü. Yahu neredeyse koltuktan düşecektiniz. Ama düşmedim. Değil mi muhterem? Allah için bu doğru. Düşmedin. Zaten bütün kabahat sizde. İkide bir gelip beni korkutuyorsunuz. Biz. Hiç değilse iki gün sıkın dişinizi uyanık kalın Ali Rıza Bey. Yarın başbakan yardımcımız geliyor. Kim geliyor? Başbakan yardımcımız. Güner Soydan. Şu mu? Onu biliyorum. Demek biliyorsunuz. Tabii biliyorum. Siz beni uyuyor sanıyorsunuz ama ben aslanlar gibi görevimin başındayım. Ve de her şeyin farkındayım. Maşallah beyefendi maşallah. Kıpırdayın beyefendi kıpırdayın. Dosyalarınıza göz atın, personelinize konuşun. Yarın hiçbir aksaklık istemiyorum. Merak etmeyin. Hiçbir aksaklık olmaz. İyi. Bana söz verin Ali Rıza. Biz gider gitmez masanın başına gelip uyumak yok. Söz veriyorum muhterem. Bir daha beni görevimin başında uyurken asla göremeyeceksiniz. İnşallah. Şeref sözü veriyorum. Alo. Siz miydiniz Necla Hanım? Yok, görüşemezsiniz. Çünkü genel müdürün makamında değil. Bugün yemeği dışarıda yiyor bir arkadaşıyla. Yok, ismini söylemedi.
Siz tanır mısınız bilmem. Hayır yenge, Burhan Bey değil, Burhan Bey değil. Liseden bir arkadaşıymış. Efendiden bir adama benziyordu. Beraber çıktılar. Bilmem vallahi yenge. Bağışmayın yenge. Gelir gelmez mesajınızı ileteceğim. Hürmetler, güle güle, güle güle. Buyursunlar efendim. Sizin için ne yapabilirim? Mesela Amerikan dizileri seslendiriyormuş gibi konuşmayı bırakabilirsin. Nereye gitti Sinan Bey? Vallahi bilemeyeceğim. Bana bir şey söylemedi. Nereye gitti? Çıkar hayatım. Sevgilisiyle yemeğe gitmiştir. Tövbe de Neriman abla. Genel müdürümün günahını alma. Aman sen de her şeyi duymasan olmaz. Senin genel müdürün Halit Bey Kerim Efendi. Sinan Bey değil. Evet. Burada bir tek genel müdür var, o da benim. Tabii sizsiniz genel müdürüm. Bilmez miyim? Dilim sürçtü. Bana sormadan ne cüretle ortadan kaybolur bu adam? Rezalet beyefendi, rezalet. Böyle önemli bir günde nasıl olur da vazifesinin başından ayrılır? Vazifesinin başından ayrılmış değil efendim. Hemencici şuradan bir sandviç yiyip oradan matbaaya geçeceğim bırak dedi. Şimdi bırak. Hatırladım. Bu adamı müdafaa etme bize. Gelince söyle hazırlansın. Yarın başbakan yardımcımız geliyor. Oho, onu siz de mi öğrenecek benim genel müdürüm? Başbakan yardımcımız bizzat telefon edip kendi söyledi. Yarın İstanbul'a geleceğim yine. Affedersiniz genel müdürüm. Baş üstüne. Gelince emrinizi ileteceğim. Gidelim beyler. Yapacak işimiz var. Anca gidersin düdük makarnası. Gördün mü bak? Yok dedirtiyor kendini. Belki de gerçekten dışarı çıkmıştı benle. Yok kızım yok. Bunca yıllık kocamı tanımaz mıyım ben? İnadından yapıyor. Haklısın. Bu sefer çok ileri gittik galiba. Olan oldu bir kere. Kendimizi nasıl affettiririz biz ona bakalım. İşimiz zor kızım. Zor. Affetse bile aylarca kurtulamayız çenesinden. Bak görürsün benimle konuşmaya başlar başlamaz ilk lafı tacmana çıkıyoruz. Söyleme öyle şeyler anne, ne olur. Giderseniz vallahi çok üzüldüm. Hem bak biz seninle ne güzel arkadaş oluyoruz. Eyvahlar olsun. Gördün mü başımıza geleni? Ne oldu anne? Şey nerede? Ne? Ay, Brezilya dizisinin şeyini kaçırdık. Ay inanmıyorum. Yarısını. Nerede bu kumanda kızım? İşler iyice karıştı ortak. Ne oldu demişler? Ya Süreyya İşmen özür dilemek için babamı aramış. O da açmış ağzını, yummuş gözünü. Yukarıdan aşağı giydirmiş Süreyya Bey. Herhalde ona söyledikleri, bize söylediklerinin yanında hiç kalır enişte. Yerin dibine girdim akşam ya. Birinci sınıfta bir kere çişimi tutamayıp bütün sınıfa rezil olmuştum. O zaman bile bu kadar utandığımı hatırlamıyorum yani. Hangi birinci sınıf ortak? Lise mi, üniversite mi? Dalga geçmeyin işte ya. Sahiden ayıp ettik. Babamızı sırtından bıçaklamaya kalktık. Ya durup dururken trajedi yaratma. Kimseye bir zararımız dokunmadı ki bizim. Nasıl dokunmadı? Her şey bir yana babamın üzülmesi bile yeter. Bana bak ortak, sen de böyle bir panik havası sezinliyorum. Yoksa bu şirket işini de mi rafa kaldıracağız ha? Ya kaldıralım vallahi. Zaten bu işi babamın ya da Güner abinin forsuna güvenip de yapıyorsak unutalım gitsin. Anlamıyorsun, bizim onlara ihtiyacımız yok. Süreyya Eşmen'in bize desteği yeter. Enişte, okulda pek parlak bir öğrenci sayılmam ama salak da değilim. Hatta istatistik hocam şey demişti bugün. Aslında sen akıllı bir çocuksun dedi. Ama biraz tembelsin. Ben sana ne diyecektim ya? Ya bana mı soruyorsun ne diyeceğini? Ha, hatırladım. Bak enişte sen de kafayı çalıştır biraz. Eğer babam onun hatıralarını yayınlamazsa sen Süreyya İşmen'den desteği mesleği unut. Görmüyor musun kaç gündür oyalıyor seni ya? Biliyorum ortak. Bizim yapmamız gereken tek şey el ele verip babamızı bu işe razı etmek. Enişte kusura bakma ben artık bu işte yok. Ama oyun bozanlık ediyorsun ortak. Aa. Şu haline bir bak be. Yani bütün üstünde giydiklerin ucuzluktan alınma mallar. Senin böyle bir markalı tişörtün bile yok. Ya sen zengin olmak istemiyor musun ha? İstemiyorum enişte. Eğer babamın sevgisini kaybedeceksen istemiyorum. Benim bir tanecik babam var. Bugün 3 kere aradım seni Sinan. Dışarıdaymışsın. Kimdi o yemeğe çıktığın arkadaşım ben tanıyor muyum? Bir şey ister misin babacığım? Şöyle buz gibi bir rakı hazırlayayım mı sana?
E dönünce niye aramadın peki Sinan? Kerim Efendi söylemedi mi aradığımı? Haberler başlamıştır babacığım. Televizyonu açayım mı? Yok kızım, yok. Konuşmayacak mısın? Haksız da sayılmaz anne. Bize çok kırıldı. Ay senden özür diliyoruz Sinan. Daha ne yapalım? Ayaklarına mı kapanalım? Aa! Aa gördün mü? Bak ne oldu? Ne oldu anne? Daha demin umutsuz görünüyordun. Bir mucize oldu sanki. Bak şu kupa kızına bak. Aa! Sahiden de kupa kızı çıktı. Aa, bunun bir anlamı var mı anne? Vallahi bilmiyorum kızım. Kupa kızının kim olduğuna bağlı. Bak arkasında da bir kupa papazı gizlenmiş, görüyor musun? Ay çok ilginç. E peki bu ne demek? Ay dur, bilmiyorum, kafamı karıştırma. Ay üstüme iyilik sağlık. Şu sinek papazını görüyor musun bak? Evet. Bu da karo papazı. Evet. Daha demin bu ikisi tepeye çıkacak diyordum. Oysa bak şimdi ne oldu? Ne oldu anne? Maça papazı çıktı kızım, maça papazı. Ay çok ilginç. Peki şimdi ne olacak? Uf, hiç aklın ermiyor bu işleri. Kaç kere söyleyeceğim, maça papazı kim? Babam. Baban ya tabii baban. Baban iki güçlü rakibini saf dışı edip genel müdür oluyor. Yeter ya, kesin şu saçmalığı. Konuştum. Kocam konuştu. Yaşasın. Benim falamala ihtiyacım yok. Genel müdür olacağımı biliyorum zaten. Bugün Güner aradım. Yarın İstanbul'a geliyormuş. Ay anne duydun mu ne dedi? Ay. Duydum genel müdür. Canım. Oh kocacığım. Canım kocacığım benim. Gözümüz aydı babacığım. Hayırlı uğurlu olsun canım. Aa barıştınız mı siz? Bizi de affettin mi baba? Koşun çocuklar koşun. Babanız genel müdür oluyor. Gel. Ne? Aslan babam benim ya. Dur dur bize de bırak çekil şöyle. Tebrik ederim babacığım. Yani sayısaldan bir trilyon kazansam bu kadar sevinmeyecektim. Ya doğrusu. Bırakın bırak, bırakın boğacaksınız beni. Aa Allah korusun. Rahat bırakın bakayım babanızı. Geçin şöyle oturun. Ya helal olsun baba ya. Bugün acayip benzetmişsiniz Süreyya Bey'i. Sen nereden biliyorsun? Ben mi? Hiç. Eniştem söyledi. Sen nereden biliyorsun? Yoksa o düzenbazı görmeye mi gittin gene? Hiç gider miyim babacığım? Yani şeytan görsün yüzünü. Aslında o bana telefon açtı. Çarpıverecektim suratına telefonu. Hadi dedim efendilik bende kalsın. Vay vay vay. Demek yavaş yavaş anlamaya başladınız. Evet dersimizi aldık babacığım. Öyle değil mi Sertaç? Aldık mı? Gelirken Sertaç'a da söyledim. Artık arkanızdan iş çevirmeyeceğiz baba. Aferin çocuklar. Sizi hep böyle göreyim. Bütün bunları sen mi söyledin enişte bana? Ben söyledim tabii. Yani sen de söyledin ya. Hani bu konuda kesin görüş birliğimiz var değil mi? Var tabii var. Hı-hı. Yani sizin sevginizi kaybedeceksek baba... ...ne şirket kurmak istiyoruz ne de zengin olmak istiyoruz. Öyle değil mi Sertaç? Hı-hı. Evet. Evet öyle. Aferin. Aferin. Aklın yolu bir. Bugün ben sana ne dedim İnci? Tam hatırlayamadım anne. Ne dedin? Ne dedim kızım? Eğer babanız üzülecekse dille falan istemiyorum dedim. Aynen öyle dedi babacığım. Kelimesi kelimesine. Anladık anladık. Bırakın gevezeliği. Sizi affettiğimi falan da sanmayın. Bir daha böyle bir densizlik yaparsanız... ...bırakırım sizi burada yalnız başınıza. Çeker giderim otururum lojmanda. Nasılmış? Demedim mi ben kızım? Bak bunu sahiden söyledin anneciğim. Kopartırım o etlerini. Evet Sinancığım. Nasıl olsa yakında bize genel müdür lojmanı verecekler. O zaman taşınırız. Acele etmeyelim Sinancığım. Ben de gelirim baba. Kalmam ablamlarla falan ya. Aa, hemen sattın bakıyorum bizi Sertaç Bey. Nankör karıcık, nankör. Babacığım, bizi de alır mısınız yanınıza? Hadi bakalım, hazırlayın sofrayı. Sen de bana bir bardak rakı koy. Eşek sıpası. Emredersin babacığım. Fırla. Dikkatli olun Ali Rıza Bey. Uyuyakalırsanız başbakan yardımcımıza rezil oluruz, Allah korusun. Ağzınızı toplayın muhterem. Ben sütçü beygir miyim, ayakta uyuyayım? Lavallik istemez beyler. Zaten devletin görevini bırakıp yağcılığa çıktık. Bir de sizinle uğraşmayalım. Keyfimizden buraya çıkmadık Hasan Bey. Bırakın bozgunculuğu. Başbakan yardımcımızı karşılamak da bir devlet görevidir. İşte o kadar beyefendi. Genel müdür vekilimiz ne diyorsa o olacak. Siz biliyor musunuz başbakan yardımcımız elden geldiğini? Bilmiyorum Mehmet Bey. Kimse bir açıklama yapmadı. Ben bir şeyler duydum ama umarım aslı yoktur. Ne duydunuz? Galiba bizim genel müdürlüğü lav edeceklermiş. Ne yani? Lüzumlu muamelatı mı kapatacaklar? Nerede o günler beyefendi? Büyük isabet olur kapatılırsa. Hayrola Hasan Bey, nereye kapatıyorlarmış? Bizim genel müdürlüğü Sinan Bey. Ali Baba'nın şifrine döndüğünü anladılar nihayet.
Anlaşılan lağvedecekler burayı. Sanmıyorum Hasan Bey. Daha dün konuştuk Güner Bey'le. Hayrola beyefendi, nedir mesele? Ne konuşmuştunuz Güner Bey'le? Genel müdürlüğümüz kapatılacakmış beyefendi. Başbakan yardımcımız onun için geliyormuş buraya. Böylece sizin de yağcılık kariyeriniz sona ermiş oluyor. Duydunuz mu beyefendi? Neyi beyefendi? Genel müdürlüğümüzün kapatılacağı söyleniyor. Yok canım, daha neler? Nereden çıkarıyorlar bunları? Tevatür beyefendi. Sizi çekemeyenlerin uydurması. Ben bir an bile inanmadım zaten. Bırakın dedikodu yapmayı beyler. Lüzumlu muamelat kapatılacak olsa önce ben duyarım. Burada genel müdür vekili benim. Hangi genel müdür vekili beyefendi? Nerede kararnameniz? Nerede yazılı emriniz? İnşallah yakında göreceksiniz beyefendi. Çıkar çıkmaz o kararnameyi gözünüze sokacağım Hasan Bey. Merak etmeyin. Görelim bakalım. Genel müdürlüğümüzün kapatılmayacağından eminsiniz değil mi Halit Bey? Yahu yok kapatmak falan. Kapatın şu konuyu. Ya ne laf anlamaz adamsın. Kapatın dedi. Allah Allah. Neyi kapatayım beyefendi? Bir tarafım açık kalmış. Ayıp beyler, ayıp. Hababam sınıfını geçti burası. Cevdet Bey, ne olur artık dışarı çıkın. Bakın bu işin şakası kalmadı. Başbakan yardımcımız gerçekten buraya geliyor. Yemin et. Vallahi doğru söylüyorum efendim. Bütün genel müdür yardımcılarımız aşağıya onu karşılamaya gittiler. Puh, utanmaz yağcılar. Hayatlarında hiç mi başbakan yardımcısı görmemişler? Geliyor beyler, dikkat. Hoş geldiniz Sayın Başbakan Yardımcı. Efendim ben Genel Müdür Vekili Cevdet Duman. Çünkü beyefendi, çünkü ne olur. Memnun oldum Cevdet Bey. Kusura bakmayın efendim. Hoş geldiniz Başbakan Yardımcım. Bendeniz efendim Genel Müdür Vekili Halit Özmen efendim. Merhabalar Halit. Merhaba. Efendim Genel Müdür Yardımcısı Şakir II. arzu hürmet ederim beyefendi. Memnun oldum Şakir Bey. Ben de efendim, Allah uzun ömürler versin. Pek de gençmiş. Genel Müdür Yardımcısı Sinan Polat. Merhaba Sinan abi. Genel Müdür Yardımcısı Hasan Yıldırım. Nasılsınız Hasan Bey? Sağ olun Sayın Başbakan Yardımcım. Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Tanrı Över. Günaydın beyefendi. Hoş geldiniz Başbakan Yardımcım. Teşekkür ederim. Hürmetler efendim. Teşekkür ederim. Nasılsın? Sağ ol. Görüşmeyi için teşekkür ederim. İyi Allah aşkına. Sağ olun. Benden Halit Bey'e 10 milyon. Tamam. Benden de Halit Bey'e 10 milyon. Ayıp aslarım ayıp. Sen Cevdet Bey'in şoförü değil misin? Niye kendi patronunla oynamıyorsun? Boş versene Muharrem abi. Cevdet Bey'in hiç şansı yok. Hadi beyler pamuk eller cebe. Bahisleri alalım. Sinan Bey bire kaç veriyor Muharrem abi? Sinan Bey favori koçum. Oranı düşük ama kazanma şansı çok yüksek. Oho. O zaman benden de Sinan Bey'e 20 milyon. Akıllısın vallahi. Hadi beyler paraları alalım. Genel müdür loto kapanmak üzere. Aslında burada olup bitenler biraz da bizim suçumuz. Hükümet olarak konuya gerekli önemi veremedik. Çok doğru efendim. Yani affedersiniz efendim. Böyle bir kargaşaya izin vermemeliydik. Ama ne yazık ki başbakanımızla bakanlar kurulu arasında geçici bir iletişim kopukluğu oldu. Öyle efendim. Neyse ki Sayın Bakanımız inisiyatifini kullanarak sorunu çözdü. Halit Bey susar mısınız? Bırakın da Sayın Başbakan Yardımcımız konuşsun. Özür dilerim efendim. Estağfurullah Halit Bey. Bakan Bey'in telefonundan sonra genel müdür vekilliğine ne büyük bir gayretle sarıldığınızı biliyorum. İşgüzarlık efendim. Tamamen işgüzarlık. Beyefendi sevinç serisi oldu. Buldumcuk oldu. Hepimize cartürt etmeye başladı. Ne bekliyordunuz beyefendi? Otoritemi kullanmayacak mıydım? Haklısınız Halit Bey. Siz iyi niyetle elinizden gelenin en iyisini yaptınız. Teşekkür ederim efendim. Teveccühünüz. Ama ne yazık ki yasal bir yetkiniz yok. Ne kararname, ne bakanlığın yazılı emri. Hiçbir şey. Burası bir hukuk devleti Halit Bey. Hiçbirimiz yasaların üstünde değiliz. Evet ama ben aslında... Acaba içeride ne konuşuyorlar? Ne konuşacaklar şekil? Güner Bey herhalde Halit Bey'in asli genel müdür olacağını söylüyordur. Dua ederim de Halit Bey genel müdür olsun. Yoksa halimiz harap. Sizin için karada ölüm yok mu? Kim genel müdür olursa olsun hemen şakşakçılığına başlarsınız nasıl olursa. Allah Allah. Gülme Maruf Bey, gülme. Özür dilerim efendim. Sinirimden gülüyorum. İki haftadır satın almanın evraklarını Halit Bey imzalıyor.
Eğer genel müdür olmazsa şapa oturursun. Mahkemede hesap verirken de böyle gülebilecek misin bakalım? Aman efendim söylemeyin öyle şeyler. Çıra gibi yanarım vallahi. Ne? Genel müdür Ahmet olmuş, Mehmet olmuş hiç fark etmez kardeşim. Önemli olan devletin devamlılığı. Bir an evvel birini tayin etseler de devletin işleri yürüse. İnşallah Sinan Bey genel müdür olur. Diğer ikisinin ne biçim insanlar olduğunu biliyoruz zaten. Şu an halen Cevdet Bey'in genel müdür vekilliği görevi sürüyor. Asli kararname imzalanıp, onaylanıp, resmi gazetede yayınlanana kadar da bu durum değişmeyecek. Yaşasın hukuk devleti. Yaşasın hükümetimiz. Yaşasın başbakanımız. Sizin de ağzına sağlık Sayın Başbakan Yardımcım. Bir şey sorabilir miyim Sayın Başbakan Yardımcım? Peki bugüne kadar Halit Bey'in yaptığı işlemler, attığı imzalar ne olacak? Ne yazık ki onların hepsi hükümsüz. Geçerlilik kazanabilmeleri için Cevdet Bey'in onaylaması gerekiyor. İyi misiniz Halit Beyciğim? Niye morardınız birdenbire? Genel Müdür Hazretleri. Genel Müdür Hazretleri. İkinci de tuturdun yana döner Şakir Bey. Genel Müdür Hazretleri benim ben. Bütün yetkiler bende artık. Çok şükür dualarım kabul oldu. Utanmadan konuşuyor. İki yüzlü sahtekar. İyi gün dostum. Dönek herif. Ne oldu hayatım? Bana soru sorma Neriman. Konuşacak halde değilim. Halit Bey. Sinan Bey niye kalktı utandı odasına? Herhalde hasret gideriyorlardır. Başbakan yardımcısıyla. Efendim benim halim ne olacak şimdi? Bana ne senin halinden? Zaten kendi derdin bana yetiyor. Gerçekten çok sevindim efendim. Biliyorum Nilüfer, teşekkür ederim kızım. Ha Nilüfer, odacıları çağır da şurayı bir toplasınlar. Hemen. Vallahi dün bütün geceyi sizin için dua etmekle geçirdim genel müdür hazretleri. Şakir Bey rica etsen biraz susar mısın? Hı? Hadi yazılığına bir şey demiyoruz ama bari yalan yere yemin etme. Bugün çarpılıp yok makarnasına döneceksin. Vey be. Aşk olsun efendim. Benim yalan söylediğimi ne zaman gördünüz? Efendim. Özür dilerim. Benim durumum ne olacak? Sen yanmışsın Marif Bey. Seni ben bile kurtaramam artık. Haberler nasıl Neriman abla? Ya dur Allah aşkına Kerim Efendi. Bir de sana dert anlatmayalım. Bir destek mi olmuş Harit Bey? Sana ne? Çekil yanıma. Oh, olmuş olmuş. Tabii. Genel müdürüm varken sağım düşer o koltuk. Düdük makarnası. Genel müdürüm. Merhabalar. Nasıl? Oldu mu? Haberler var mı? Ne oldu mu Kerim Efendi? Anlarsanıza gelen müdürüm, o iş oldu mu? Olan bir şey yok da. Sen koruma görevlisi arkadaşlara soğuk bir şeyler ikram et. Buyurun Sayın Başbakan Yardımcım, benim odam burası. Buyurun arkadaşlar, sizi şöyle alayım. Buyurun, geçin evet, şöyle. Ne alırsınız? Çay, kahve, omlet, kuş burnu? Geç buyur lütfen. Yok, rica ederim. Bak az kalsın unutuyordum. Geçenlerde bizim Süreyya İşmen aradı. Senden küçük bir ricası varmış galiba. Niye üzüyorsun adamı abi? Süreyya Bey ülkemizin en seçkin iş adamlarından biri. Yapma ya Günay, bari sen yapma ya. Ne dedim ki abi? Yok. Olmayacak. Ben yapamayacağım herhalde. En iyisi istifa edeyim. Lütfen böyle konuşma abi. Ben sadece üstümde kalmasın diye söyledim. Yoksa kitabı basarsın basmazsın tamamen senin bileceğin iş. Seçimlerden sonra bizim eve geldiğinde ne dediğini hatırlıyor musun? Hani bana bu görevi önerdiğinde. Farklı seslere ihtiyacımız var demiştin. İşte o farklı ses benim. Ama anlaşamayacaksak? Yok abi nereden çıkartıyorsun? Sen bizim için çok önemlisin. Hiçbir şey sana olan sevgim ve saygımın önüne geçemez. Süreyya Bey'den söz ettiğimi bile unut. Nasıl istiyorsan öyle yap. Eğer seni kırdıysam çok özür dilerim. Rica ederim. Ya ne zormuş bu memlekette dürüst kalmak. Kimseye güvenilmeyecek mi artık? Ne diye geldim sanki İstanbul'a? Niye uydum şeytanı? Keşke emekli olana kadar şey müdürü olarak kalsaydım. Bu kadar üzülmeyin efendim. Bu işte şike var. Efendim? Genel müdür olmak sizin hakkınızdı. Hala da hakkınız. Cevdet Bey başbakanın hanımının akrabası diye idare ediyorlar adamı. Boyundan büyük laflara karışma sen. Emredersiniz efendim. Genel müdür lotoda 20 milyonum gitti ama feda olsun sizin için. Muharrem. Buyurun efendim. Çeneni kapa önüne bak. Emredersiniz efendim. Bu sefer ayağına zorlu geldi Burhan Bey. Kocacığım genel müdür oldu. Oh efendim maşallah maşallah.
Daha büyük başarılarını görürüz inşallah. Göreceğiz Burhan Bey, göreceğiz. Biz babamıza güveniyoruz. Bir dahaki seçimlerde milletvekili olacak kesin. Bakan olacak babam, bakan. Aman Sertaç, siz de hemen uçmaya başlamayın böyle. Yalan mı abla? Belki de başbakan olur. Aslan benim babam ya. Aslan sizin babanız, aslan. Beni ancak o kurtarabilir. Biliyorsunuz sinirsel nedenlerle açığa alındım. Aşk olsun Burhan Bey, bilmez olur muyuz? Burhan Bey, son zamanlarda yeni bir intihar girişiminde bulundunuz mu acaba? Yok. Epeydir öyle zararlı şeyler yapmıyorum damat beyciğim. Sabırla bekliyorum. Tek umudum kayınbabanızda. Ah! İyi insan lafın üstüne geldi. Hoş geldin genel müdür kocacığım. Tamam mı Sinan Beyciğim? Tamam mı? Kararname çıktı mı? Ay resmi gazetede ne zaman yayınlanıyor babacığım? Kalk genel müdürlük çok yakıştı aslan babama ya. Ay hepimizin babası öpeceğim vallahi. Durun Burhan Bey durun. Çok kızgınım zaten size. Niye? Onca rezalet yetmiyormuş gibi bir de kameraların önünde tutup benim adımı verdiniz. Çok özür dilerim sayın genel müdürüm. Ben ne yaptığımı biliyor muydum ki? Ay Burhan Bey'in kusuruna bakma genel müdür kocacığım. Genel müdür demeyin bana. Demeyin. Kendi kendinize gelin güvey buluyorsunuz. Değişen bir şey yok. Yine Cevdet Bey bakıyor genel müdürlüğe vekaleten. Ah. Aa, hepten sapıtmış bunlar. Toptan keçileri kaçırmış bunlar hanımefendi. Bir de bana deli diyorlar. Haksızlık ama bu ya. Ay çocuk oyuncağım canım bu. Ya, dur bakalım İnci, belki bir bildikleri vardır. Ne bildikleri olacak canım? Bakın gene sinirlenmeye başladım. Kızım sen bana bir bardak su getir. Koş kızım. İlacımı alayım. Aa, Sinan gene idare edecek. Ne yapıyorsun? Çocuğu çekin bana. Ay Allah. Beğendiniz mi yaptığınızı? Onda benim sinir ilaçlarımdı. Yeşil reçeteyle almıştım. Düzenli olarak içmezsem deliriyorum.